Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifim var. İnanılmaz güzel, şu görüntüye bakar mısınız? Zürafa kek yaptım arkadaşlar, muhteşem bir lezzeti var, yumuşacık, pamuk gibi harika bir kek oldu. Zaten görüntüsü, hani tarifi yap beni der gibi o kadar güzel bir görüntüye sahip ki ben de hemen mutfağa girdim ve yaptım. Bu tarifi bir takipçimiz gönderdi bana. Leyla abla ne olur şu tarifi yapar mısınız diye. Tarifin asıl sahibi Turks Catering adında bir sayfa. Instagram'da var bu sayfa arkadaşlar. Zannedersem böyle tarifleri yapıp satıyor arkadaşlarımız. Ellerine sağlık diyorum. Harika bir tarifle buluşturdular bizi. O yüzden o sayfayı da takip almanızı tavsiye ederim. Yani aklımda böyle bir tarif yoktu. Mesajlara dayanamadım. Çok ısrarlı mesajlar geldi. Leyla ablacığım lütfen şu tarif yapar mısın diye. Zannedersem bu arkadaşlarımız sadece tarifin son halini paylaşıyorlar. O yüzden ben de takipçilerimizi, yani siz değerli dostlarımı kırmadım ve hemen mutfağa girip bu muhteşem tarifi sizler için yaptım ve kanalıma yükledim. Normalde biliyorsunuz tariflerimi pazartesi ve perşembe günleri veriyorum ama bugün bir değişiklik yaptım ve pazar günü tarifi yüklemeye karar verdim arkadaşlar. Şu tarifin güzelliğine bakın. Yumuşacık, pamuk gibi harika bir lezzet. Hemen malzemelerini info kısmına yazdım arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçelim. Arkadaşlar iki farklı kek hamuru yapacağız. Birisi yumurtanın sarısıyla, birisi beyazıyla. Şimdi beyazıyla olanı yapıyoruz. Yumurtanın beyazını, yani akını bir fiske tuz ile böyle köpürene kadar, kar beyazı olana kadar çırpalım. Sonra yavaş yavaş şekerimizi ilave ediyoruz. Şeker görmüş olduğunuz gibi bir çay bardağından böyle bir parmak kadar az arkadaşlar. Şekerimizi de ilave ediyoruz yavaş yavaş ve kar beyazı olan yumurta akımızın içine ne koyuyoruz? Şu an size gösteriyorum, bardağın ölçüsünü ve gramajını da vereceğim. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yine süt arkadaşlar. Dijital ölçeği olmayanlar için veriyorum bunu. Sonra kabartma tozu, vanilya katıyoruz ve bir çay bardağı da badem unu ve görmüş olduğunuz gibi unumuz bir parmak kadar az arkadaşlar. 100 gramı bir parmak kadar az oluyor. Katıyoruz, böyle yavaş yavaş çırpıyoruz. Sakın hızlı çırpmayın, hamurunuzu söndürürsünüz. Yavaş bir şekilde çırpıyoruz tekrardan ve beyaz olan kısmı, yani hamurumuzun şu ortasındaki beyaz olan kısmı bitmiştir. Hemen böyle bir kenara alalım bunu. Şimdi hamurumuzun sarı kısmına geldi. Yumurtalarımızın sarısını çırpma kabımızın içine alalım. İçine vanilyamızı ve şekerimizi ilave edelim ve köpürene kadar çırpalım. Evet, köpürttüğümüz yumurta sarımızın içine tekrardan yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, ölçekler aynı, onu da buradan belirtmek istiyorum. Yine kabartma tozu ve görmüş olduğunuz gibi bir su bardağı dolusu arkadaşlar, bu sefer tepeleme oluyor. Böyle yani bir öncekinde bir parmak azdı, şimdi bayağı bir tepeleme oluyor. 130 gram çünkü. Yumurtanın akında 100 gram koymuştuk, sarısında ise 130 gram koyuyoruz. Ve yine yavaş yavaş çırpıyoruz. Evet, bir diğer yumurta sarımızın hamuru da hazır. Yani sarı olan kısım da hazır arkadaşlar. Evet, şu an gördünüz. Bir tanesi yumurtanın sarısıyla yaptık. Bir de diğerini de akıyla yaptık. Şimdi yağlanmış kalıbımızı önce sarısından böyle kaşıkla koyalım. Azar azar koyalım ki yarısını koyuyoruz yani. Bunu unutmayalım. Hamurun yarısını koyuyoruz arkadaşlar. Ve her tarafına böyle dağıtalım altına güzelce. Kenarlarına fazla bulaştırmadan, ben bir iki bulaştırdım ama sorun yok. Şöyle dağıtıp düzleyelim. Sonra üzerine ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Kakao. Görmüş olduğunuz gibi kakaoyu serpiştiriyoruz. İyice üzeri kapanması lazım. Yoksa aradaki çizgiler belirgin olmaz. Böyle hafiften kalın bir kakao serpiştiriyoruz. Sonrasında beyaz hamurumuzu yine kaşıkla üzerine dikkatlice koyuyoruz. Ve hafiften düzlüyoruz. Ben tabii bu arada biraz bulaştırdım. Kamera önünde olunca biraz karışıyor arkadaşlar. Bulaştım. Yani siz bulaştırmadan düzgün bir şekilde koyun. Evet, kaşığımıza yine yarısını koyduk. Beyaz hamurumuzun da. Yani yarı yarı kullanıyoruz. Hani dört kat oluyor ya. Sarı, beyaz, sarı, beyaz şeklinde. Beyazını da koyduk. Şöyle kaşıkla düzgünce, yavaşça düzleyelim. Ve yine üzerine kakao serpiştirelim.
kakaomuzu her tarafına gelecek şekilde, yani üzeri tamamıyla kapansın. O beyaz kısımlar, hamur kısmı tamamıyla kapanana kadar kakao serpiştirelim. Ve yine geri kalan hamurumuzun sarı olanını üzerine koyuyoruz. Altta sarı, ortada beyaz, üstte sarı, en üstte de beyaz olacak. Tekrardan yani hamurumuzun son kalan sarı kısmını da iyice koyalım. Yine spatula yardımıyla düzleyelim arkadaşlar. Umarım güzel anlatıyorumdur. Ve tekrardan üzerine kakao serpiştirelim. Son olarak da yine hamurumuzun beyazını, 4 kat olacak diye beyazını katalım ve bu sefer kakao serpiştirmemize gerek yok. Beyazını katalım, düzleyelim. Şöyle bir kalıbımızı dikkatlice tezgaha vuralım ki içindeki baloncuklar patlasın. Hamurumuz güzel düz bir şekilde kabarsın. Ve kalıbımızı 170 dereceli fırında 35-40 dakika arası. 40 dakika tam olmuyor bende. Bende tam 35 dakikada pişti. Sizin fırın ayarınız nasıl olur bilmiyorum arkadaşlar. Alt üst ayarda mutlaka pişirmeniz lazım. Kesinlikle fanlı ayarda değil. Turbo ayarda da değil. Ve görmüş olduğunuz gibi alt üst ayarda pişirdim. O kadar güzel kabardık ve yumuşacık harika bir kek oldu. İlk defa bilmediğim bir tarifi yaptım ve inanılmaz güzel oldu. O yüzden şu görüntüye bir bakın. Evet. Görüyorsunuz nasıl güzel kabardı, yumuşacık, pamuk gibi harika bir kek. Zaten tarif yapınca arkadaşlar bana hak vereceksiniz. Arada farklı tarifler yapmak güzel oluyor. Bayağı kek tarifimiz var. Bir de güzel olan çok güzel kabarması. Düşünsenize ilk defa bir tarif yapıyorsunuz. Yani farklı bir tarif yapıyorsunuz ve istediğiniz gibi harika oluyor. Ve bu ilk denemenizde oluyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Çok şükür bugüne kadar yapıp da tutturamadığım bir tarif olmadı. Yani şu an düşünüyorum olmadı. Ara başında ilk defa yapmıştım. Bence harika olmuştu. Bu da çok güzel oldu. Buradan tekrardan sayfa sahibi Turks Catering firmasına teşekkür ediyorum. Harika bir lezzetle bizi buluşturdu. Arkadaşlar mutlaka yapmanız lazım. Yumuşacık. İnanın yapınca asla pişman olmayacağınız güzel bir tarif. Şimdiden bu muhteşem tarif yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifimizde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.